Bugün ilk insandan öncesine, dinozorlardan da önce, kıtaların birleşik olduğu, buzul çağının yaşandığı ve yeryüzünün alev topuna döndüğü zaman ekseninden de önce, yani doğduğumuz, şu an üzerinde yaşadığımız ve öleceğimiz yer olan dünyanın başlangıcına gideceğiz. Yaklaşık 5 milyar yıl önce yokluk. Bu yokluğun sessizliği. Evet, şu an üzerinde yaşadığınız ve her türlü imkanın insanoğlu için yaratıldığı dünyanın henüz oluşmadığı o zaman dilimindeyiz. Güneşin bile yaratılmadığı bir andayız. Dünyanın bir patlama sonucu mu, yoksa kutsal kitaplarda yazdığı gibi 6 ayrı vakitte mi yaratıldığı konusunda fikirleriniz elbette vardır. Fakat bugün bu fikrin dışında, dünyanın yaratıldığı o andan günümüze doğru bir yolculuk yapacağız. Bu gördüğünüz dünya, küllerinden yeni doğdu. Dünya henüz yeni oluşmuş ve yüzeyi kıpkırmızı bir alev topunu andırıyor. Güneş sisteminin oluşumu sonrası kalıntılardan gelen meteor yağmuruna maruz kalacak. Yaklaşık 20 milyon yıl boyunca. Meteorların dünyayı dövmesinin elbette bir sebebi var. Bu gördüğünüz meteorların içinde taşıdığı su birikintileri. Dünyanın çekirdeği magma halini alırken yüzeyi işte bu küçük su parçacıkları sayesinde soğumaya başlıyor. Yeryüzüne düştüklerinde açığa çıkan bu küçük su birikintileri 20 milyon yılda İnsan için ilk temel besin olan suyu yeryüzüne indiriyor. Yani şu an içtiğimiz su, göller, nehirler ve denizlerdeki sular milyarlarca yıl yaşında. Daha önce hiç bunun bilincinde miydiniz? Hani o boşa akıttığınız, nasıl olsa bolca var dediğiniz suyun milyarlarca yıl önce gökyüzünden ta senin önüne kadar geldiğinin farkında mıydın? İşte bu bir mucizenin başlangıcı. Bu noktadan sonra henüz ince bir tabakada olan yer kabuğunun hemen altındaki magma bazı noktalardan patlıyor. Patlama sonrası lavlar okyanuslar üzerine soğuyor ve yüzlerce, binlerce volkanik ada oluşuyor. Gezegenimiz milyonlarca yıl bu halde yaşamına devam ediyor. Yıllar geçtikçe okyanusun altındaki yer kabuğu hareketine devam ediyor ve yer çekimiyle birlikte büyük kara parçaları birleşmeye başlıyor. Milyonlarca yıl sonra işte bu tek kıta oluşuyor. Rodinia kıtası. Yaklaşık 1.1 milyar yıl önce. Dünya henüz sadece kara ve sudan oluşmakta. Bu haliyle biraz Mars'a benzeyen dünyamız halen son halini alamamış durumda. Zaman içinde dünyanın gelişimi sırasında bazı zamanlar aşırı ısınan yer kabuğu çatlıyor ve tek kıtayı parçalamaya başlıyor. Ve böylece yeryüzü, ileride ayrılacak olan kıtaların zeminini hazırlıyor. Günümüzden yaklaşık 650 milyon yıl öncesi. Henüz yeni soğuyan yeryüzü, güneş ışınlarını büyük oranda yansıtıyor ve dünya çok soğuk bir iklime giriyor. Dünyayı ısıtamayan güneş sonrası yeryüzü yavaş yavaş buzla kaplanıyor. Ve bu tüm dünyayı kaplayana kadar devam ediyor. Dünyamız bilinen ismiyle kar topu dünya halini alıyor. Yerkürenin %99'u buzlarla kaplı. Yaşam sadece okyanusun diplerindeki sıcak su bacalarının kenarlarında sürüyor. Binlerce yıl bu şekilde süren yaşamın ardından altta kalan volkanik bacalar buzları yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Kapkara bulutlar çekiliyor ve yeryüzü tekrar ısınıyor. Karaları kaplayan devasa buzullar erimeye başlıyor.
Yaratıcının sayesinde okyanus diplerinde yaşama tutunan organizmalar, canlı çeşitliliğinin de başlangıcını oluşturuyor. Örneğin bilinen ilk hayvan fosili 700 milyon yıl yaşındaki Ediacar fuanasıdır. Bir zamanlar işte buna benzemekteydi. Bu gördüğünüzse günümüze ulaşan en eski fosili 550 milyon yıl önce. Dünyanın radyasyona karşı kalkan oluşturmaya başladığı milyonlarca yıl önceki bu zaman diliminde ilk kara bitkisi olan yosunlu yumrular su kenarlarında oluşmaya başlıyor. Bitkilerin dünyayı oksijenle doldurması sonrası dünya gitgide insanların yaşaması için uygun bir yer halini alıyor. Bitki çeşitliliğiyle artıyor ve dünya insanlardan önce hayvanlara ev sahipliği yapıyor. İlk insanın yaratılmasından milyonlarca yıl önce karadaki ilk hayvanlar yaratılıyor. Bizlerden önce dünyanın ilk sahipleri. Bu bir Yusufçuk türü. 200 milyon yıl önceye ait olan bu fosil, karadaki hayvanların yaşamının ilk izlerini bize gösteriyor. Karadaki bitki ve ağaçların bazılarının çürümesi veya kırılması, ardından binlerce yıl içinde üzeri kayalarla ve topraklarla kaplanması sonucu evimizi ısıtmakta ve sanayide uzun yıllar kullanacağımız kömürler oluşuyor. İlerleyen zamanla birlikte dünya, filmlere de konu olan bir canlılığa ev sahipliği yapıyor. Dinozorlar. Permiyen dönemi sonrası. Dinozorlar dünyaya yaklaşık 150 milyon yıl hükmediyor. Dinozor kelimesi Yunanca korkunç kertenkele anlamındadır. Onlar yeryüzüne hüküm sürmekteyken dünya tekrar ısınmaya ve yer kabuğu hareket etmeye başlıyor. Süper kıta Pangea döneminde dünyamız işte böyle görünmekteydi. Sağ tarafta bulunan küçük bölüm bizim yaşadığımız ve ilk medeniyetlerden biri olan Anadolu. Yeryüzü hareketine devam ediyor ve Pangea kıtası 180 milyon yıl önce yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Yılda 2,5 santim. Kıtalar birbirinden uzaklaşmaya devam ederken dünyanın hakimi olan dinozorlar için büyük bir felaket yaklaşmaktaydı. Yaklaşık 65 milyon yıl öncesi. Bugün tahmin edilen nihai sonlarını getirecek şey ise bir göktaşı. Yeryüzünün binlerce atom bombası patlamış gibi yok olması ve sonrasında gökyüzünün kara bulutlarla aylarca kaplanması neticesinde dinozor neslinin büyük çoğunluğu yok olurken bitkilerin de çoğunluğunun güneş ışığı almayıp yok olması sonucu kalan dinozorlar açlıktan ve zehirli gazlardan ölmek zorunda kalıyor. Nihayetinde insan için hazırlanan dünya 65 milyon yıl önce dinozorlardan temizlenmiş oluyor. Milyonlarca yıl geçiyor. Kıtalar daha da ayrılıyor. Yeryüzü bitki örtüsüyle kaplanıyor ve dünya insanlık için hazır. İnsanoğlu birden mi yaratıldı yoksa evrilerek mi oluştu bu apayrı bir video konusu. Şimdilik sadece insanın var olduğu o döneme gidelim. İnsanlık yeryüzünü tanıma aşamasında. Yaşamaya ayak uydurmak ve avlanmak zorunda. Medeniyet henüz yok. İnsanların birçoğu mağaralarda yaşıyor. Yiyecek imkanı kalmadığında ise göç ediyorlar. Bu göçler bazen topluca, bazense kısım kısım yapılıyor. Bu sayede insanoğlu dünyanın birçok yerine yayılıyor. İnsan daha sonrasında ateşi buldu. İcatlar da peşi sıra geldi. Ve nihayetinde medeniyeti buldu. Dünya birçok kere asit yağmurlarına maruz kaldı. Buzla kaplandı. Sular altında kaldı ve ateşle sınandı. Ta ki insanoğlunu yeryüzüne taşıyıp ona hazır olana dek. İşte bu dünyanın yokluktan var olmasına dek uzanan bir yolculuktu. Bu dünyamızın başlangıç hikayesiydi.